Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hafta sonu kahvaltısı için çok güzel bir katmer hazırladım. Bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Bu katmerin yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli oldu. İçi kat kat ve yumuşacık oldu. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce karıştırma kabımın içerisine tepeleme bir tatlı kaşığı maya ve aynı şekilde bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı ılık su, üzerine bir çay bardağı ılık su daha ekledim. Ölçünün tam olması için bu şekilde koydum. Ve bir çay bardağı irmik ekliyorum. İrmiği ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. İnce irmik kullandım arkadaşlar. Şimdi unu ekliyorum. Unu su bardağı ile ölçerek ekledim. 2 su bardağı un ekledim. Üzerine de silme bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Hamuru güzelce spatula ile toparlıyorum. Malzeme listesinde ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Yarım bardak daha un kullandım. Toplamda 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı da irmik kullanmış oldum. Hamuru güzelce toparlayıp yoğuruyorum. Hamurum yumuşak bir hamur oluyor arkadaşlar. Aynen kıvamının videoda gördüğünüz gibi olmasına özen gösterin. Üzerini kapatıp biraz mayalanması için bekletiyorum. Mayalanan hamuru tekrar toparladıktan sonra hemen bezelere ayırıyorum. Biraz tezgahın üzerinde tekrar toparladıktan sonra hemen bezelere ayırıyorum. Hazırladığım hamuru 4 parçaya böldüm. Birbirine paylaştırarak eşit şekilde 3 tane beze hazırladım. Yani bu yaptığım malzemeden 3 adet katmer çıkmış oldu arkadaşlar. Katmerlerin boyutu bayağı büyük oldu. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen ilk katmeri açmaya başlıyorum tekrar. Açmadan önce tezgahın üzerini birazcık yağlıyorum yapışmaması için. Bu katmeri açarken oklava, merdane kullanmıyoruz. Sadece elimizle açıyoruz. Yapılışı gerçekten çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi sadece elimizle, parmak uçlarımızla dokunarak kolay bir şekilde açıyoruz. Oklava, merdane kullanamayanlar için gerçekten çok kolay bir tarif. Bir o kadar da lezzetli oldu. İçinde kullandığım irmiğin sayesinde katmerlerimiz sapsarı oldu ve yumuşacık oldu. Elimle bu şekilde açtıktan sonra biraz da kenarlarından çekiştiriyorum. 100 gram oda ısısında beklettiğim tereyağının içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Bu sayede sürülmesi daha bir kolay oluyor gördüğünüz gibi. Fırça yardımı ile açtığım hamurun her yerine sürüyorum. Sürdükten sonra tam orta katına gelecek şekilde katlıyorum. Tekrar diğer tarafı da aynı şekilde ortaya gelecek şekilde katlayıp birazcık da buralara yağ sürüyorum. Sürdükten sonra bir kere daha katlıyorum. Şimdi bir ucundan başlayıp ileriye doğru rulo şekilde sarıyorum. Sararken de kendime doğru çekiştiriyorum. Bu uç kısmı birazcık genişletiyorum. Uçları içe doğru bastırarak tekrar bir beze haline getiriyorum. Yine bunu uygun bir kabın içerisine alıp aynı şekilde diğerini açmaya geçiyorum. Ve
Bezelerin üçünde de aynı işlemi yapıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra tepsinin içerisine alıyorum. İlk yaptığımdan tekrar açmaya başlıyorum. Her yaptığınızda tezgahın üzerini mutlaka yağlayın ki tezgahın üzerine yapışmasın. Bildiğiniz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur oldu. Bunu da aynı şekilde katlıyorum. Katladığım yerlere yine tereyağından sürüyorum. İster kahvaltıya yapın, ister beş çayına yapın arkadaşlar. Çok lezzetli bir katmer oluyor. Yumuşacık, içi kat kat ve yapılması da çok kolay gördüğünüz gibi. Bu şekilde sardıktan sonra yine bunu da bir beze haline getiriyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Tezgahın üzerine bir tane yağlı kağıt alıyorum. Yağlı kağıdın üzerine bezenin bir tanesini alıp elimle yine aynı şekilde açıyorum. Tavanın içerisine yağlı kağıtla alacağım. Yumuşak bir hamur olduğu için daha kolay oluyor alınması. Elimle bastırarak yeteri miktarda büyüttükten sonra hemen ısıttığım tavanın içerisine alıyorum. Mutlaka kısık ateşte pişirelim arkadaşlar. Ara katlarının tel tel ayrılması ve içinin çiğ kalmaması için kısık ateşte yavaş yavaş çevirerek pişirelim. Gördüğünüz gibi yağlı kağıtla tavan içerisine aldıktan sonra yağlı kağıdı üzerinden alıyorum. Katmeri daha sonra çevirerek yavaş yavaş pişiriyorum. Bakın nar gibi kızardı. İçerisinde irmik kullandığım için katmerin rengi sapsarı oldu ve çok lezzetli oldu. Tekrar belirtiyorum arkadaşlar, mutlaka kısık ateşte pişirelim. Şöyle yakından bir kere göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bir katmer oldu. Pişen katmeri servis tabağıma aldım. Şimdi aynı şekilde diğer katmeri de yağlı kağıt yardımıyla tavanın içerisine alıyorum. Çok kolay bir şekilde yağlı kağıt üzerinden kalkıyor arkadaşlar. Daha sonra yine kısık ateşte yavaş yavaş kızarmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarından kabarmaya başladı. Sayfamda isterseniz başka türlü katmer tariflerim de var. Hangisini isterseniz onu deneyebilirsiniz. Şöyle bir de ara katlarını sizlere göstermek istiyorum. Bakın ara katlarının kat kat olduğu çok belli oluyor zaten. Bu katmer de çok güzel bir şekilde kızardı ve pişti arkadaşlar. Artık bu katmeri de yine servis tabağımın içerisine alıyorum ve diğerini pişirmeye geçiyorum. Yağlı kağıttan çok kolay bir şekilde kalkıyor gördüğünüz gibi. Kesinlikle yapışmıyor. Oklava merdane kullanamayanlar için çok kolay bir yöntem. Sizler de mutlaka bu yöntemle deneyin. Artık son katmeri pişiriyorum. Bu katmeri de aynı şekilde kısık ateşte çevirerek pişiriyorum. Güzelce kızardıktan sonra yine servis tabağıma alıyorum. Videonun sonunda katmerin iç kısmını da sizlere göstereceğim. Bakın bu da çok güzel kızardı. Katmerlerin tamamını hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle iç dokusuna bir bakalım. Hazırladığım hamurdan 3 adet katmer oldu. Yumuşacık bir katmer oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dürüm şeklinde sarıyorum.
Yakından da bakın, nar gibi kızardı. Şöyle bir de bölüp içini gösterdikten sonra artık veda etmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi bölerken de belli oluyor zaten kat kat olduğu. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Deneyecek olan takipçilerime kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.